Yaklaşık 8 yıldır kardeşim cezaevinde yatmaktadır. Kalçasında kemik erimesinden dolayı rahatsızlığı vardı. Hastanede tedavi olması gerekiyordu. En son ameliyat etmeye karar verdiler. Ameliyat için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edildikten 3 saat sonra tekrar taburcu edilerek Tarsus cezaevine sevk edildi ve orada koğuşa alındı tekrar. Hiçbir şekilde yarası kapanmadan, yarası daha tazeyken enfeksiyon dolu cezaevine sevk edildi. 8 kişilik koğuşta 30 kişi yatıyor. Onlarla birlikte o yaralı şekilde kaldı ve enfeksiyon kaptı. Bundan bir hafta önce kardeşim vefat etmeden 3 gün önce tekrar jandarmalar tarafından üniversite hastanesine geldi yatışı yapılması için. Çünkü yatış yapılacaktı. Orada tekrar doktor evrakların eksik olduğunu ve tekrar cezaevine geri gönderdi. Yatışını yapmadı. Kardeşim o enfeksiyonlu şekilde tekrar cezaevine gönderildi. O mahkumların arasında tekrar kardeşim hiçbir şekilde yatış yapılmadan doktorun ihmalkarlığı yüzünden tekrar cezaevine gönderildi. Ve cezaevinde de revirde falan hiçbir yerde yatmadı. Tekrar koğuşuna ve tekrar mahkumların arasına ve orada kardeşim artık fenalaşıyor. Ve ondan sonra en son çare ölüm derecesine geldikten sonra devlet hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıyorlar. Yapılacak hiçbir müdahale kalmamıştı ve kardeşim vefat etti. Doktorun ihmalkarlığı yüzünden ve cezaevi yönetiminin ihmalkarlığı yüzünden kardeşim genç yaşta vefat etti. Geçen çarşamba biz gittik kardeşimin yanına. Kardeşimi hastaneye getirdiler. Kardeşim durumu iyi değildi. Ve biz o kadar yalvardık, yakardık, ne yaptık, ne ettik. Benim kardeşimi tedavi altına almadılar. Kardeşim 4 gündür yemek yemediğini söyledi. Ve revirde herhangi bir tedavi olmadığını, hastane kesinlikle kardeşimi kabul etmedi. Bu doktorun da ihmalıdır, cezaevinde ihmalıdır. Benim kardeşimi ihmal öldürdü. Bir Cengiz öldü, başka Cengizler ölmesin. Ne olur herkes tutsağına sahip çıksın. Biz davacıyız. Hastaneden de, cezaevinden de davacıyız. Sonuna kadar da davamızı mücadele edip biz bu mücadelenin peşini bırakmayacağız. 6 tane çocuk arkasında bırakılan ne hakları vardı. Doktor bizle hiçbir şekilde görüşmek istemedi. Görüşmeyi de istemedi. Sesimizi duymak istemedi. Yanlış ameliyat diyor. Evet, hem ameliyatı da yanlıştı. Hem kardeşimin yoğun bir enfeksiyon kaptı o cezaevinde. Ameliyat olan bir insan 1-3 saat mi hastanede kalır? Benim kardeşim ihmal. Sonuna ihmal. Evet, biz davacıyız. Sonuna kadar davamızın peşini bırakmayacağız. Enfeksiyondan dolayı sürekli telefon açıp ben sıtmaya giriyorum, yemekten, iştahtan kesilmişim bize diyordu aileye. Sağlık Bakanım, Sayın Adalet Bakanım, size sesleniyorum. Enfeksiyonlu bir hasta sizce cezaevi koşullarında ne derece sağlıklı olabilir, ne derece hayata tutunabilir, ne derece kendine gelebilir, ne derece tedavi olabilir? Size sesleniyorum. Yüreğimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Bu yanan ciğerimize bir su serpin. Kimin parmağı varsa bu işin içinde hak ettiği cezaya ulaşsın. Biz de bizim ciğerimiz yandı, onların da ciğeri yansın diliyoruz. Bütün cezaevinden de doktorlardan da özellikle doktorundan ve hastanesinden biz davacıyız. Bizim abimiz ölmeyecekti. İhmalin kurbanı oldu. Kurban. Dâhli ve deme. Onun hakkı layımı jban taktora kabul neki. Davacıyım. Hayamrine davacıyım. Babişe. Şeş küflata bu. Layım bana yanakirin. Hoşu ki anızanıza beşim. Dilemi tişeyi kurbana dâhli ve deme. उन्हें चिकलाए महल बकें डॉक्टरों के अमलियात के लिए दावजी भी में ए हफ्ते जी अब जी तदेस दावजी वानम लाए मिस्करा दिकेर नेश लाए में तदावी बकेर लाए में भी हाली शांदन जी उल्ल में मां अदालत बुलो ही लाए में पर दावजी में अब लाए में रोके कोई कैसी चीज़ के कल्पे में नेश के दबा मां आगे पे करती है शशियता में विस्ते में माया शिष्ट فداخلها من اللي دعوة تختور محيا صام دعوة أو تختور عمليات كريه جاد لايم آتی گویی اتفاق اداره نکم گویی هر برار تعطیلی نه ما باش که تختوت نبگو بسند بگویی برینای بنر او چیک در حلابه جگرایی لایم چیک خیب کره از دنیای لای خوش بیرانه که مل داوچی مه داوچی تختورم داوچی گویی سر بودن داوچی هم